Selamlar arkadaşlar. Bugün bir oyun videosuyla değil, bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. İki haftada bir LoL'e yama geliyor. Salı gecesi geliyor bu yamalar. Bu salıda, yani ayın kaçı oluyor işte bakalım hemen. 20'sinin, aynen 20'sinin gecesinde yama gelecek. 21'inde bu yama aktif olacak. 8-23 yaması sezon öncesi dönem yaması olarak geçiyor. Sezon öncesi dönem güncellemeleri olarak. Şimdi bu yamayı, gelecek çok büyük değişiklikleri size anlatmadan önce bir soruya cevap vermek istiyorum. Bana çok fazla soruluyor yayınlarımda vesaire. Şu an oynadığımız oyunların herhangi bir şeye etkisi var mı? Biliyorsunuz hani sezon bitti, yeni sezon daha başlamadı. Bu sezon arası dönem nedir, ne değildir? Bunu bir açıklayacağım size kısaca. 12 Kasım gecesi biliyorsunuz sezon bitti. Sezonu bitirdiğiniz ligin ödüllerini alacaksınız. Şu an oynadığınız oyunlar ödülleri etkilemeyecek. Yani şu an Platin 1 bitirdiysen ve hani işte bugün Diamond 5 oldun diyelim, senin ödülün değişmeyecek. Ama sana ne gibi bir katkısı olacak bu lig kasmanın ya da lig düşmenin, hani katkısı ya da eksisi şu şekilde olacak abi. Hesabının elosu değişecek. Yani ödül, aldığın ödüller değişmese de hesabının elosu değişecek sürekli. Oyun kazanıp kaybederek. Yani oyun kazanarak hesabın elosunu yükseltip diğer sezon daha iyi bir başlangıç yapabilirsin. Hani daha çok daha hızlı puan kasabilirsin elonu yükselterek. Yani bütün muhabbet bu. Şu an oynadığınız oyunlar herhangi bir şekilde size bir ödül getirmeyecek ama hesabınızın elosunu yükseltecek veya düşürecek. Bunun bilincinde olabilirsiniz. Sezon başladığında da tekrardan ilk 10 maç atacaksınız. Sezon başlayacağı zaman liginiz sıfırlanacak. Bu da ya Aralık sonu ya Ocak başı olur yani. Tam tarihini bilmiyorum. Bilen varsa zaten yorumlarda bilgi verir size arkadaşlar aranızdan. Şimdi bu dereceli sistemi sezon 9'da değişecek. Bununla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Ama ondan önce şu önümüzdeki hafta gelecek olan 8-23 yaması ile ilgili Riot bayağı uzun bir yazı paylaşmış. Bu yazıda size bazı önemli kısımları söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar kule sistemi değişiyor. Yani Riot oyunun çok hızlı bir şekilde bitmesini istemiyor. Ya da aynı zamanda da şöyle bazen de hızlı bitmesini istiyor. Mesela karşı takım sizden çok önde. Hani FF vermiyor takımınız. Hani kazanabileceğiniz bir oyun olmadığını biliyorsunuz. Zaman kaybediyorsunuz yok yere bazı oyunlarda. Bu çoğu kişinin başına geliyordur. Hani imkansız bir oyunda bile FF veremiyorsunuz bazen bir iki kişi trollediği için. Bunun önüne geçiyorlar. Hani baron almadan bile kolayca oyunları bitirebilecekmişiz artık. Öyle bir yazı var. Şimdi bunu söyledikten sonra kuleler değişiyor arkadaşlar. Kulelere kalkan diye, barikat diye bir şey geliyor. Burada zaten koridor aşamaları iyileştirildi ve biraz daha uzatıldı diyor. Yani kolay olmayacak dedim oyunu bitirmek. Kulelerin oyunun erken safhalarında tek bir ormancı baskınında veya dönüşle yıkılması zorlaşacak diyor. Bu da işte bu kalkan muhabbeti arkadaşlar. Kule barikatları ile güçleniyor dış kuleler oyun başlangıcında. Barikatlar aktif olduğu sürece kulenin can göstergesi o barikatı yok etmek için ne kadar hasar vermeniz gerektiğini gösteriyor. Yani önce bu barikatları yıkacağız kuleyi alırken, sonrasında kuleyi alabileceğiz. Yani kule almak o kadar kolay olmayacak. Biliyorsunuz önceden ilk kuleyi alıyorduk abi bottan. Çıkıyorduk topa, botu kazandıysak toptan kule alıyorduk. Alamet alıyorduk, mid alıyorduk. Oyunu direkt domine edebiliyorduk. Bu olayın biraz önüne geçiyorlarmış. Aynı şekilde mesela siz botta oynarken top lane'iniz kaybettiğinde toptan kuleyi alıyordu, yıkıyordu, geçiyordu. Bu muhabbetin biraz önüne geçiyorlar. Hani oyunlar çok erken bir zamanda snowball'a bağlamasın, çok erken bir şekilde bitmesin diye böyle bir kule barikatı geliyor. Aynı zamanda ne çalıyor ya? Aynı zamanda bu barikatlar size altın da verecek. Yani kule yıkar gibi altın da kazanabileceksiniz barikatlardan. Burada detaylı bilgiler var. Hani isteyen arkadaşlar detaylarını öğrenebilir ama zaten 8-23 yani bu yama geldiğinde çarşamba günü size bir video daha çekeceğim. Bunlar çünkü şu anda PBA değişiklikleri, yani bunların tamamen de bir kesinliği yok aslında. Çarşamba günü asıl yama geldiğinde yama notları paylaşılıyor biliyorsunuz. Ben size tekrardan bir video çekeceğim. Yani gelmiş olan değişikliklerle, bunlardan bazıları iptal edilebilir çünkü. O yüzden çok detaylarına girmiyorum şu anda. Kesin geldikleri zaman detaylarıyla birlikte konuşuruz üstüne. Rün yollarına, yani rünlerinize nitelik ilaveleri belirliyordu. Mesela hani saldırıya devam girdiniz. O size ekstra bir şey veriyordu işte. Yanında bir şey seçerseniz saldırı hızı kazanıyorsunuz, saldırı gücü kazanıyorsunuz falan filan. Bu muhabbet olmayacakmış artık. Nitelik kristalleri diye yeni ürünler eklenecekmiş. Bak bu resimde görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada ne kadar küçük de olsa. Tamam. Bu şekilde aynı zamanda nitelik kristali seçecekmişsiniz. Yani yeni bir rün sistemi geliyor diyebiliriz. Burada işte saldırı gücü, saldırı hızı, bekleme süresinde azalma gibi seçenekler var. Zırh büyü direnci gibisinden. Bunları kendiniz seçeceksiniz. Yani tank oynarken bile mesela saldırı hızı ya da bekleme süresinde azalma tercihi yapabilecekmişsiniz. Oyun çevirmek daha olası ve tatmin edici bir hale gelecek diyor. Bu gayet güzel. Hani oyunu çevirmeyi de kolaylaştıracaklarmış. Mesela geriye düşen takımın oyunu çevirmek için ne yapması gerektiğini daha açık bir hale getireceğiz. Mesela 3-0 oynuyor adam, 600 altın kazanacağını tapta bastığında görecekmişsin hani. Hedeflerini gösterecekmiş sana.
600 altın kazanabilecekmişsin bu adamı öldürdüğünde. Bunları falan göreceksin. Normalde hani chatte şu kadar altın kazandım diye görüyordun ya. Bunu abi skor tablosuna ekleyeceklermiş. Ne kadar altını kimi kestiğinde kazanabileceğini. Bu güzel bir şey bence. Aynı zamanda şöyle de bir şey olacak. Mesela bu adam 3-0 değil de 0-0-0 200 milyon olsaydı 200 milyon kestiği için hani mesela şey yapıyorlar ya, Mastery Jungle, Grace Jungle böyle full farmlıyorlar abi, o şekilde kasıyorlar hani fight'a gelmeden vesaire. Bu adamları kestiğinizde de yüksek şekilde altın kazanacaksınız. Hani adam skor almamış olsa bile milyonlarla bir snowball'u, bir kartopu etkisi olduğu için bu adamı kestiğinde de sen altın alacaksın. Hani adam öyle free bir şekilde kasamayacak. Yani bir cezası olacak. Sen onu öldürdüğünde daha fazla altın kazanmış olacaksın. Burada yine bunların detayları var. Hani sadece seriye bağlayan adamlardan değil, çok fazla minyon kesip aksiyona girmeyen adamlardan da ödül kazanabileceksin onları öldürdüğünde. Çok fazla altın kastılarsa eğer, sadece minyon keserek yani jungle kamplarını dönerek vesaire. Sonucu belli olan oyunlar daha çabuk tamamlanacak diyor. Bu az önce size söylediğim muhabbet. Açık ara önde olan takım baron güçlenmesi olmadan maçı daha çabuk bitirebilecekmiş abi. Güzel. Çünkü oyunu bitirmek bazen zor oluyordu. Düşük evdeki arkadaşlar da bu konuda oyunu kapatma konusunda biraz sıkıntı yaşıyordu. Bunların da birazcık daha önüne geçilir diye düşünüyorum. Boş geçirdiğiniz zaman azalacak diyor. Rakibin merkezini kuşatmanız için minyon dalgası beklediğiniz süre veya bir sonraki baronu ya da ejderhanın ortaya çıkma süresi azalacak. Yani ejderha bir dakika daha erken, baron da bir dakika daha erken mi? Öyle bir şey vardı. Baron ve ejderhanın çıkma sürelerini kısaltıyorlar arkadaşlar. Oyunlar daha çabuk bitsin. Öne geçen takım biraz daha kolay bitirebilsin diye. Ama aynı zamanda geriye düşen takım da daha kolay dönebilecek oyuna. Hani ikisini de kolaylaştırıyorlar iki taraf için de. Yani geriye düşen takımda da mesela abi diğer takımdan daha fazla altın kazanacaksın. Ve şöyle bir şey de duymuştum ben. Bunun doğruluğundan çok emin değilim. Burada yazıyor mu ondan da emin değilim. Ama size yine de söyleyeyim. 8-23 yamasını zaten detaylı inceleyeceğimiz için orada tekrar değiniriz bu konuya. Mesela ben geri düşen bir takımda 5-0 oynuyorum. Takımımda herkes kaybediyor. Ben 5-0'ım. Şöyle bir şey duydum. Eğer ben ölürsem mesela 5-0 bir oyuncu diyelim ki 750 altın veriyor. 750 altın değil de 300 altın vereceğim hani geride olduğu için takımım. Diğer oyuncular kaybettiği için. Hani daha fazla snowball vermemek adına karşıya biraz daha böyle bizim oyuna dönme şansımız için hani mesela takımım gerideyken ben öndeyken takımın beni o kadar etkilememesi için böyle bir şey duymuştum. Ama kesin gelir mi gelmez mi o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Burada yazıyor mu? Çok emin değilim dediğim gibi. Minyonlar değişiyor. Minyonların hasarını falan değiştiriyorlar. Hani ortaya çıkma muhabbetleri falan kısalıyor. Yani daha çabuk çıkacak topçu minyonlar mesela. Süper minyonların taban saldırı gücünü düşürmüşler. Herhalde çok öne geçtiğinde falan saldırı hızını arttırmışlar, saldırı gücünü düşürüp. Baron güçlendirmesiyle alakalı şeyler var. Yani genel olarak hani bu şekilde. Zaten 8-23 yaması geldiğinde dediğim gibi tekrar bunları detaylı inceleyeceğimiz için burada önemli olan bilgi bu nitelik kristalleri muhabbetiyle. Yani rünlere nitelik kristalleri eklenecek. Bunlarla ilgili ADK rehber üzerinde de güncelleme yaparım rünlerde. Size de videolarını çekerim. Nitelik kristalleri geldikten sonra ADK'lere hangi rünlerle alakalı girmeniz gerektiğiyle. Hani bunları bilgisini vermek istedim size bunların geleceğinin. Aynı zamanda kulelere de barikat gelecek. Bundan da bahsettik. Hani kule almak o kadar kolay olmayacak. İşte botta bir kill çıkarttıktan sonra jungle gelecek. 3 kişi kuleyi alacaksın direkt. Oradan domine edeceksin oyunu falan filan. Bu şekilde bir muhabbet pek olmayacak. Bunu istemiyorlar. Daha böyle başa baş geçsin istiyorlar sanırım. Erken safhayı. Sonrasında üstünlük elde eden takımında kolayca kazanabileceğini ama geriye düşen takımında kolayca oyuna dönebileceğini söylüyorlar. Bunun dışında arkadaşlar yeni dereceli sisteminden bahsedeyim size biraz. Burada bahsettiklerim 8-23 yamasında gelebilecek olan şeylerdi. Dediğim gibi çarşamba günü bunları tekrar inceleyeceğiz. Kesin gelmiş olanların bunlardan bazıları gelmeyebilir. Bir kesinliği yok. PBA değişiklikleri çünkü bunlar. Kesin gelmiş olanları çarşamba günü tekrar inceleyeceğiz. Dereceli sistemi şimdi burası sezon 9'da gelecek arkadaşlar. Ama bu beni en mutlu eden kısım. Yeni dereceli sistemi geliyor sezon 9'da. Nasıl oluyor abi? Şu an biz tek çift dereceli tek çift olayı var değil mi? Bu dereceli tek çift olayı yani dereceli tek çift ligimizi kasıyoruz ona girerek. Şöyle bir şeye dönüyor. Mesela ben bir AD carry oyuncusuyum. Ben AD carry olarak sıraya girdiğimde AD carry ligimi kasacağım. Support oynayıp hani o dereceli maçta support oynadığımda support ligimi kasacağım. Yani hangi rolü oynuyorsam o rolün ayrı bir ligi olacak. Böylelikle hani en iyi oynadığın rol en yüksek ligin olacak.
Bunun da şöyle bir güzel yanı var. Ya bunun tabii ki şimdi kafanıza soru işaretleri geliyordur. Nasıl şampiyon, mesela şampiyon seçiminde değiştiğimizde falan ne olacak gibisinden rol değişirsek. Bunları düşünmüşlerdir. Hani bunları o yüzden kafanıza takmayın bu tarz şeyleri. Ben direkt size anlatmaya devam edeyim. Mesela ben AD carry oynaya oynaya Diamond 1'e çıktım diyelim. AD carry rolüm Diamond 1. Takıma gelen support'un support liginin Diamond 1 ya da Diamond 2. Yani o çevrede olması lazım. Destek oynayacak adamın yanımda. Şu anki sistemde şöyle bir şey olabiliyordu. Mesela ben Diamond 1'e AD carry oynuyorum. Yanıma gelecek support Diamond 1 liginde ama mid main olabiliyordu. Hani mid oynayarak Diamond 1'e çıkmış. Adama otomatik doldurmadan support kalmış. Ya da işte ne bileyim top oynayarak Diamond 1'e çıkmış support kalmış. Bu durumlarda adam size direkt koridoru kaybettirebiliyordu. Hani çok hakim olmadığı bir rol olduğu için Diamond 1 seviyesinde oynayamıyordu. Bunun önüne geçilmiş olacak. Herkes bir tane rolü mainlemiş olacak. Daha fazla oynayıp onun ligini yükseltmek istediği için. Daha hakim olacak rolüne. Oyuncuların gelişmesine yönelik bir şey olacağını düşünüyorum ben bunun. Aynı zamanda bir de şöyle bir artısı var. İlk 10 maçta değişiyor bu arada, onu da bahsedeceğim. Şöyle bir artısı var. Mesela abi, ben AD carry oynayarak Diamond 1'e kastım ya. AD carry oynuyorum. 20 puan, 20 puan, 20 puan geliyor bana her maç. Diğer rollerime de 5'er, 3'er puan gelecekmiş. Mesela Diamond 1'e kastım AD carry'imi. Diğer rollerimde Plat 2, Plat 1 seviyesine falan gelmiş olur büyük ihtimalle. Bunun mantığı da şu. Diamond 1 bir adam zaten Plat 1, Plat 2 seviyesinde diğer rolleri de oynayabilir. Hani diğer rolü bronz olup biri Diamond, hani öyle bir saçmalık olmasın. Bu sefer çünkü hani saçma olurdu. Diamond 1 seviyesindeki bir adamın diğer rolleri oynamadığı için o geldiğinde falan ya da onu oynadığında bronzla gümüşle oynaması oradaki adamlara haksızlık olurdu. Bu yüzden hani diğer rollerinde azar puan alacaksan AD carry'i kasarken 20-20 ona gelirken diğer rollerine 3-5 puan gelecek. Bu şekilde bir sistem olacak. Gayet güzel bir sistem. İlk 10 maçınızda şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi siz mesela ilk 10 maçtan da çok şikayetçi olan vardı. Hani çok düşük bir yere şey yaptığım gibisinden. Orada da burada bilgi vermişler sorulan sorularla ilgili. Şimdi mesela siz bu sezon dereceli oynadınız. Plat 4 bitirdiniz diyelim. Plat 4 bitirdim bu sezonu. Yeni sezon başladığında ilk 10 maçını attığında ilk maçında direkt bir lige yerleşeceksin. Bu lig en fazla 5 küme altına getirebilecek mi seni? Geçici bir dereceli oyun oynayacaksın yani. İlk maçın geçici bir dereceye yerleştirecek seni. Bu derecen geçici olacak. Mesela Platin 4'sün. Platin 4 bitirdin. Oynadın maçını, kaybettin. En fazla 5 küme altına düşebileceksin. Bu da ne demek? 5, 1, 2, 3. Altın 3 mü oluyor? Öyle bir şey oluyor herhalde. Ya da altın 4, her neyse. Altın 3 oluyor galiba. Altın 3'e düşebileceksin en fazla. Bu şekilde Platin 1 en yüksek başlangıç derecesi olmayı sürdürecek diyor. Yani Challenger bitiren adam da Plat 1 başlıyor. Diamond 3 bitiren adam da Plat 1 başlıyor. Bu devam edecekmiş. En fazla Platin 1 başlıyorsunuz. İlk 10 maçta böyleydi. Ama artık mesela ilk oyunumu attım. Ben diyelim Diamond 1 bitirdim. İlk oyunumu attım. Beni Platin 1 yerleştirdi. Geçici derecem bu. Diğer 9 oyunumda hızlı hızlı puan kasabileceğim. Yani ilk 10 maç mantığı değişiyor. Platin 1'e yerleştim. İkinci oyunumda 40 puan geldi. Üçüncü oyunumda 40 daha geldi. Falan filan Diamond oldum direkt. İlk 10 maçımda mesela Diamond 4'e tak diye yerleşeceğim. Mesela ya da Diamond 3'e. Bu şekilde bir mantık var. Ya da sen altın 3'e yerleştin ilk maçında. Sonraki 9 maçını kazandığında platin 3'e kadar falan çıkabileceksin. Sadece 9 maçta böyle bir mantık getiriyorlar ilk 10 maça. Yani ilk maçında geçici bir derecen oluyor. Sonraki 9 maçında ya puan kaybetmiyorsun bu arada sonraki 9 maçında. Sadece puan kasıyorsun. Yani ileriye doğru gidiyorsun. Ve sana fazla fazla puanlar veriyor. Normal solo queue'daki gibi değil, 20-20 değil, daha fazla puan verecek. Hızlı hızlı kaslıyor. İlk 10 maç ya bu sonuçta, hani başladığın ligi belirleyecek. Geçici derecenden sonraki 9 maçınla ileriye doğru tırmanıyorsun abi hızlı bir şekilde. Sonra asıl derecen belli oluyor, asıl ligin. Oradan da normal bir şekilde dereceli oynamaya devam edebiliyorsun. Aynı zamanda bir de bronzun altına bir lig olan demir ligi gelecek. Ustalıkla challenger arasına da üstad ligi gelecek. İki tane de yenilik gelecek. Elmas 5, 4, 3, 2, 1 değil. Elmas 4, 3, 2, 1 diye 4 lige düşecek hepsi. Mesela bronz 4, 3, 2, 1, demir 4, 3, 2, 1 hepsi 4 lig olacak. Bu şekilde de değişiklikler olacak arkadaşlar. Sezon 9'da. Video biraz uzun olmuş. Dakika 14 olmuş. Ben de çok fazla konuştum. Dediğim gibi sezon Aralık sonu, Ocak başı gibi başlayacak diye biliyorum. Sezon 9. Kesin bilgi aldığımda yine size videolar üzerinden bilgi veririm bu konuyla. Ne zaman başlayacağı ile ilgili, ne zaman liglerin sıfırlanacağı ile ilgili. Bu role göre lig muhabbeti benim çok hoşuma gitti.
8.23'te böyle bir barikat olayı falan bakalım oyuna nasıl etki edecek. Rünlere nitelikler gelecekmiş. Bunları falan zaten hep diğer videolarımızda konuşuruz. Dediğim gibi bu 8.23 yaması da çarşamba günü geldiğinde daha detaylı, daha böyle detaylarına inerek oynayacağımız yamayı konuşuruz yine sizlerle. Onun dışında da yarın hangi hero'nun videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ama geçen videoda ben baktım, hani Jin istiyordu birçok kişi. Eğer Jin istiyorsanız Jin de çekerim. Ama bu videonun da yorumlarına yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim hepinize izlediğiniz için. Dediğim gibi çarşamba günü 8.23 yamasının videosunu atacağım. Yarın da sizin istediğiniz şampiyonu oynayıp atarım. Like atarak bana destek olabilirsiniz. Onun için de kanalıma abone olmalısınız. İlk defa izliyorsanız abone olarak da beni takip edebilirsiniz. Yorum yaparak da beni aynı zamanda destekleyebiliyorsunuz. gamesatış.com/ankylol üzerinden de kayıt olarak destekleyebilirsiniz. Game Satış sponsorumuz biliyorsunuz. Çekişlerimizi falan sağlıyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.